Evet arkadaşlar, geldik final kısmına. Şimdi hazırladığımız tasarımı Envato'ya, Graphic River'a yükleyeceğiz. Şimdi öncelikle Envato'ya giriş yaptıktan sonra Graphic River alanında olduğumuzdan emin olalım. Burada olduğumuz zaman Design dosyası var burada. Kendi adınız olacak tabii. Buradan Upload kısmına geliyoruz. Ve bir kategori seçmemiz gerekiyor. Ben Graphics kategorisini seçeceğim ve ileri diyorum. Şimdi benden burada bazı bilgileri doldurmamı istiyor. Gözünüzü korkutmasın, gayet basit bilgiler. Öncelikle burada ürünümün adını giriyorum. Ford Transit Delivery One Mockup. Evet. Ve benden bir açıklama istiyor. Şimdi arkadaşlar gelelim şu klasöre. Ben burada Envato Pack diye bir klasör oluşturdum. Yani bu sadece ürünüme ait bir paket. Şimdi burada bir dokümantasyon dosyası var. Bu dokümantasyon dosyasından bahsedeyim öncelikle. Kullanıcı ürünü satın aldığı zaman şu ana dosya ile birlikte, bu arada ana dosyanın son halini de açayım. Ana dosya şu an bu şekilde. Şuraya çift tıkladığınız zaman burada kutucukları falan görüyor. Ben böyle bir sunum hazırladım. Bu ana dosya ile birlikte o description, yani şu dokümantasyon dosyasını elde etmiş oluyor. Yani yanında şu preview image'lar, thumbnail'ler falan, onlar girmeyecek. Onlar ayrı. Çünkü hatta ben şimdiden yapayım. Şu ikisini biz zip olarak kaydedeceğiz. Müşteri satın aldığı zaman sadece bunu alacak. Evet. Hatta bunun da adını değiştirelim. Ford Transit. Affedersiniz. Mockup. Evet. Şimdi. Evet. Description'dan bahsediyordum. Şimdi bu description'da, yani dokümantasyonda bazı bilgileri vermemiz gerekiyor. Dosya ile alakalı bilgiler vermemiz gerekiyor. Eğer biz tasarımda insanlara sunduğumuz şeyle burada yazdığımız şeyler birbirine örtüşmezse Graphic River bunu reddediyor. Hatta iki tane reddetme şekli var. Biri soft reject, biri hard reject diye. Soft reject genelde bir düzeltme yapın, yeniden gönderin cinsinde oluyor. Hard reject ise başka bir şey yapın diyor. Şimdi arkadaşlar, burada bir açıklayalım neler yaptık. Öncelikle dedik ki eğer bu dosyayı satın alırsanız, yani indirmişseniz, içinde sadece Photoshop dosyası bulunur. Başka bir şey yoktur. Evet. İşte kolay kullanımı vardır falan filan, hızlıdır. Bunları yazdık. Daha sonra bununla beraber aşağıdaki maddeler bizim içerik beyanımızdır aslında. Şimdi biz ne demişiz? Product contains only Photoshop. Sadece Photoshop dosyasını içerir. Net ölçüsü, bizim minibüsün net ölçüsü 4500'e 2000 piksel yüksekliğindedir. Ve ne demişiz? RGB renk formatında çalışıp 300 DPI çözünürlüğünde çalışmışız. Bunları belirtmişiz. Herhangi bir şekilde font, yani lisanslı bir font ya da ikon kullanmamışız. Her şeyi elle çizdik. Buraya da belirtmişiz. Bu ürün tamamıyla el çizimiyle yapılmıştır diye. Ford Transit'in 2016 modelinden işte örnek alınarak yapılmıştır dedik. Ondan sonra camlar falan transparan olduğunu belirtmişiz. Bunun arkasından da Photoshop 2017 versiyonunda yaptığımızı, ama diğer versiyonlarda da bu mockup işleminin gerçekleştirebileceğini belirtmişiz. Dolayısıyla ben orada yaptığım ne varsa onu buraya yazmışım. Bunun haricinde bir şey eklememişim. Eğer en ufak bir maddeyi atlarsam Envato dediğim gibi bu ürünü reddediyor. Şimdi arkadaşlar bu description kısmında da işte bizden istediği aslında bu bilgiler. Ha, bir de burada usage kısmı var, yani kullanım kısmı. Burada adım adım nasıl kullanılacağını anlatmışız. İşte Your design is here yazan yere iki kere tıklayın. Daha sonra yeni açılan pop-up penceresinde, yani yeni bir Photoshop dosyasında karşınıza çıkan ekrana tasarımınızı yapıştırın, kaydedin, çıkın. İşte background dosyasını aktif edin ve iş tamamdır. Bu kadar. Ben şimdi sadece şuradaki kısmı alıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Şimdi ben burada Thank you for purchasing kısmını siliyorum. Neden? Çünkü adam daha satın almadı. Bunlara da dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ve burada bir HTML mi ne, öyle bir şeyler çalışıyor. Tam emin değilim. Dolayısıyla ben bunları böyle yazıyorum ama bunlar biraz karman çorman olacak. Onunla alakalı detaylı bilgiler vardı. Onlara çok önemli değil açıkçası. Ona çok bakmıyorlar. Şimdi burada files kısmı, burada dosyalarımızı yükleyeceğimiz kısım, burası önemli. Burada aslında bir havuz sistemi var. Biz dosyalarımızı buradan çekiyoruz ve çektiğimiz dosyaları buradan seçiyoruz. Şimdi öncelikle çekeceğimiz dosyaları choose file'dan seçelim. Envato Pack'e girdim. Şimdi öncelikle Ford Transit Delivery One Mockup. Benim asıl ana dosyam bu. Önce bunu açtım. Şu an yüklüyor.
Bu esnada ben şeyi göstereyim, preview image'i göstereyim. Arkadaşlar ben bu şekilde bir sunum dosyası hazırladım. Bunu herhangi bir şekilde PSD'sini yüklemeyeceğiz. Bu normal şey. Envato'ya girildiğinde gözükecek olan kısım. Hatta şöyle bir örnek göstereyim kendi hesabımdan. Mesela motor kurye tasarımı. Şurada görünen tasarım. Burası 590 piksel genişliğindedir. Bu şekilde gözüküyor. Ben bu arada aynı bu motorlarda yaptığım gibi bu minibüse de bir teker dönme hareketi falan yapacaktım ama açıkçası birazcık iptal etmek istedim. Onu yapmak istemedim. Onu belki daha sonra gösteririm. Onu After Effects ile alakalı bir şeyler yapınca gösteririm. Şu an çünkü Photoshop üzerine çok ağırlaştık. Araya bir After Effects videosu girmesi birazcık abes kaçabilirdi diye. Onunla çok uğraşmadım açıkçası. Yani bizim burada göstereceğimiz kısım Preview Image bu. Şimdi Preview Image'ı da tanıtalım. Burada ne yaptık? Ürünü ben buraya koydum. Öncelikle adama, yani adama dedim, müşteriye bunu satın aldığı zaman ne tip tasarımları buraya yerleştirebilir? Onun aklında bunu kazımaya başladım. İşte bunu kargo şeylerinde kullanabilirsin. Ya da işte bir doğal yaşam park alanları gibi bir işletmede bu tip minibüsler kullanılabilir. Bunun haricinde ben bir de ekstradan şöyle bir alan yaptım. Onu videoya koymadım. Onu sonradan yaptım açıkçası. Şuradaki alanı ayrıca bir mockup haline getirdim. Burayı da editleyebilirsiniz diye belirttim. Dolayısıyla buna da bir örnek yaptım. Buradaki tasarımlar benim eski tasarımlarım. Bunları buraya yerleştirdim direkt. Arkasından minibüsün arka planında aslında boş olduğunu ve camların transparan olduğunu bu şekilde gösterdim. Ve minibüsün büyüklüğünü de burada 275 pikselleri belirterek açıkçası belli ettim. Gene buradaki bazı bilgileri müşterinin alıcı gözüyle alacağı yerleri buraya belirtmek zorundaydım ve belirttim. Bunları neden belirtiyoruz? Şimdi adam diyelim ki bir tasarım gördü. İçinde çok deli ikonlar var bilmem ne. Çok güzel tasarım yapmış hakikaten. Bir indiriyorsunuz ikonlar yok. Neden? Adam işte paralı ikon kullanmıştı. Zaten hani böyle bir durum çok başınıza gelmez. Envato bunu reddediyor da. O yüzden bunu buraya belirtmek zorundasınız. Eğer ki içinde paralı ikon varsa da buraya diyeceksiniz ki ben burada paralı ikonlar kullandım. Bu paralı ikonlar bu tasarımın içinde yoktur ona göre gibi. Hatta yukarıda ben onunla alakalı bir bilgi de girdim. Dedim ki işte bu kaplanmış imajlar sadece örnek içindir. Photoshop dosyasının içinde yer almaz diye belirttim. Yani adam ben bunu değiştireyim ben buraya kendi kargo şirketimi yazayım yapamaz. Adamın indireceği dosya sadece bu arkadaşlar. Evet şimdi upload'umuza da geri dönelim. Ne durumdayız? Evet bunu yüklemişiz. Şimdi preview imajı da aldım. Bir de arkadaşlar şöyle küçük bir avatar var görmüş olduğunuz gibi. Bir de bunu alıyorum. Bu avatar boyutu o kadar küçük ki bir şey yapmakta çok zorlanıyorsunuz gerçekten. Şimdi öncelikle Image Preview kısmına bakalım. Image Preview kısmı diyor ki 590 piksel genişliğinde olmalıdır diyor. Bizimki de 590 piksel. Uzunluğu çok önemli değil falan diyor. Fakat diyor işte önerilen uzunluk 700 piksel. Şimdi o şununla alakalı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mesela portfolyo kısmına girdim. Kendi ürünlerinden bir tanesi. Şu an bu tasarımla mouse'un üzerine geldiğim zaman oradaki Image Preview'un bir alanını görüyorum. Bir kısmını görüyorum. Ama tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi devamını da görüyorum. Buradaki önerilen alan işte buradaki çizgi. Görünmeyen çizgi. Şimdi şöyle göstereyim daha iyi anlaşılır. Ctrl H'ye bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi şurada ne kadarmış bu alan? Ölçmüşüm. 586'ymış. Buradaki 586 piksellik alanın içine koyduğunuz her şey, şunu biraz yukarı kaldırayım. Neyse önemli değil. Her şey kullanıcı böyle avatarları gezip baktığında görünecek olan kısmı temsil eder. Dolayısıyla oradaki bilgileri öncelikle ilk 580 piksellik alana yerleştirmekte fayda var. O da zaten önerilen olarak 700 demiş. Hani oralara koy ki gözüksün alanında. Tam neyli bildiğimiz avatar, o da 80 piksele 80 piksel olacak. JPEG olabilir ya da PNG olabilir demiş. Ama Image Preview JPEG olmalı. Ana dosyamız zip halinde olmalı. Yani o adamların satın alacağı dosya zip halinde olmalı. Preview Image Set'i boş bırakabilirsiniz. Önemli değil. Şimdi ben burada yerleştiriyorum. Image Preview hangisi? İşte Preview Image olarak kaydetmişim. JPEG. Bunu seçiyorum. Bu buraya. Thumbnail. Buraya. Main file'da. Buraya. Evet. Ben şimdi havuzdaki dosyalarımı da bağladım. Bunlar dedim. Bunlara gelecekler. Şimdi kategori kısmına geldim.
Kategori kısmında biz grafik seçmiştik. Bir de bu grafiksin altında bazı şeyler var. Bizimkisi arkadaşlar Product Mockups'a giriyor. Burada bir bakalım şey var mı? Araba mockup'ı falan var mı diye. Evet. Vehicle Wraps. Kaplama işte araba kaplama gibi, araç kaplama. Yüksek çözünürlüklü mü çalışmamız? Evet. Layer'lı mı? Evet. Hangi dosyaları içerir? Photoshop dosyası içerir. Minimum hangi formatta çalışır? CS3 diyelim. Pixel Dimensions, bu dosya değil de ürün, yani şuradaki ürün kaça kaç. Biz ne demiştik ona? 4500'e 2000 piksel demiştik. Dolayısıyla buraya gelip 4500 çarpı 2000 yazıyor. Buradaki örnekteki gibi yazmam lazım. Print Dimensions, burada da ne giriyorduk? Buraya inç ayarı giriyorduk. Şimdi inci nasıl hesaplayacağız onu şöyle göstereyim. Photoshop'ta yeni bir sayfa açın arkadaşlar. Öncelikle burasının pikselde olduğuna emin olun. 4500'e 2000 yazın. Daha sonra bunu inç'e çekin. Burada yazar 62'ye 27. Buraya 62 çarpı 20. 27 yazıyorum. Evet. Burada etiketler var. Buraya etiketleri gireceğiz. Girelim. Transit 2016. 2017'si de benziyor. O yüzden buraya Ford Transit 2017 yazalım. Product Mockup diyelim. One Mockup diyelim. Courier Mockup diyelim. Vehicle Wrap diyelim. Bu tip şeyleri daha sonradan da güncellememiz mümkün. Şimdi burada da fiyat kısmına geldik. Burada ürünün ne kadar olacağına, sizin ne kadar kazanacağınıza karar verildiği alan. Şimdi regular lisans kısmına ben buraya 5 dolar gireceğim. Satın alan kişi buradan 6 dolar ödeyecek. Bunun bir kısmını Graphic River alıyor, bir kısmını da biz alıyoruz. Bir kısmı da vergilere gidiyor. Vergiler bizim üzerimizden kesiliyor. Dolayısıyla buradaki ürünün yaklaşık %40'ı kadar fiyatı bize kalıyor arkadaşlar. Extended lisansı da şöyle 50 dolar yazalım. Hani genişletilmiş lisans olarak. Burada da Message to Reviewer. Bunu inceleyecek olan kişiye burada herhangi bir mesajınız var mı? Onu giriyorsunuz. Benim şu an için yok. Buraya Thank you for reviewing diyeceğim. Ve benim işlemim burada tümüyle bitmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bu dosyayı incelenmek üzere upload'a tıkladım ve Graphic River'a gönderiyorum. Evet, congratulations falan filan bilmem ne. Malzememiz gitti. Şu an burada arkadaşlar sizin dashboard kısmına geldiğiniz zaman son yüklemeniz burada gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ve işte bir dakika önce yüklediniz diyor. Artık Graphic River'daki arkadaşlar bunu inceleyecek. Eğer onaylarsalar, ki onaylayacaklarını zannediyorum çünkü diğer onaylattığım 3 üründe aynı konsepte. Onaylarsalar ürünüm artık satışa çıkacak. Bunu ne zaman onaylayacaklar tabii? Bu birazcık muallak. Bazen 10 gün, bazen 7 gün, bazen 5 gün bu değişiyor. Bunu nereden bulabiliriz? Şöyle Graphic River Review Time diye Google'da arattığınız zaman evet şurada gözüküyor arkadaşlar. Biz Graphic River'dayız. Hangi kategori? Graphics. Hatta şu an herhalde çok yoğunluk yok. Burası çok sık güncellenir. Yeni itemler diyor, yeni eşyalar diyor. 2 gün içinde onaylanır diyor. Geri dönüşler ya da sizin ürününüzde yapacağınız şeyler, güncellemelerse 1 gün içinde onaylanır diyor. Yani ben hani bir update geçtiniz, hemen güncellediniz, o hemen orada gözükmüyor. Yazılar ve fiyatlar hariç. Hani açıklama metni ve fiyatı anında güncelleyebilirsiniz. Ama görsel imaj dosyasında ya da ana dosyada bir değişiklik yapacaksanız bunu hemen yapamazsınız. Bu da bir incelemeden geçiyor. Ve burada 2 gün yazdığına bakmayın. Ben burada 2 yazıyordu. Bekliyorum. Tam 2. güne girdik. 3 yazmaya başladı. 3. güne girdik. 4 yazmaya başladı. Yoğunluğa göre buradaki gün artıyor. Kimi zaman 12 günde onaylanan tasarımım oldu. Kimi zaman daha kısa sürede. Artık burada bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet.
Ve tam anlamıyla şu anda mockup tasarımımızın sonuna gelmiş olduk. Yüklemesini yaptık, her şeyini yaptık. Şimdi beni 22 tane videoyu YouTube'a yüklemek gibi bir dert bekliyor. Tabii onlar da siz yoksunuz. Buradan son sözlerimi söylerken sizlere çok teşekkür ediyorum. Zynus'a abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da benimle paylaşmayı unutmayın. İyi günler.